Evet arkadaşlar merhaba tekrardan ilk videoda hatırlarsınız bir köy evi satın aldım İstanbul'dan köy evine göç ettim ve köy evimin ilk halini yani tadilatsız halini videoladım ve sizlerle paylaştım. Şimdi bu videoda da benim tadilatım bitti arkadaşlar ve tüm eşyalarımı da yerleştirdim evde artık neredeyse yapılacak hiçbir iş kalmadı. Bu videoda da köy evimin bitmiş halini, tadilatsız halini e, paylaşacağım sizlerle. E, bence sizi çok fazla bekletmeyeyim arkadaşlar. İsterseniz evin dışından her yerini gezmeye başlayalım. Evin yanını ve arkasını şu an çok çekmiyorum arkadaşlar. Çünkü tadilat yapılırken, inşaat halindeyken e, çok fazla moloz çıktı ve kirpas çıktı. Onlar e, yarın burada bir abimiz var traktör arabasıyla gelecek ve onları atacak. Şöyle yavaştan evin içine girelim. Şu kapıyı şöyle yaptırdım arkadaşlar. Bunun sebebi ise bunun sonuna kadar açtıktan sonra araba buraya geri geri yanaşabiliyor. Bu betonu da zaten araba için döktürdük. Biraz yüksek yaptırdık. Evet şöyle evimizin yazlık bahçelerinden başlayalım bakalım gezmeye. Şuraya bir köşe yaptım arkadaşlar. Şu benim dört tane sandalyem vardı. Kamp sandalyem vardı. Kampçıyım çünkü ben aynı zamanda. Kam sandalyelerimi koydum. Ortaya bir tane masa koydum. Burası böyle üstünü açık bıraktım. Güneş gittikten sonra zaten şu anda da akşam saatleri. Güneş gitti. Ee, burada çay kahve köşesi yaptım buraya. Şöyle yavaştan bir gezmeye başlayalım bakalım. Şuraya bir tane şöyle dört tane pirket ayırdım. Ee, üzerine bir mangal teli koydum. Burasını mangal köşesi yaptım. Başka bir mangalım daha var. Ama misafirim geldiğinde burada yakarım. Buraya arkadaşlar bahçeye 3 tane ağaç yeri ayırdım. Üç tane ağaç dikilecek. Muhtemelen bir tanesi zeytin olacak ağaçların, bir tanesi limon olacak, bir tanesi de armut olacak. Çünkü üçünü de çok seviyorum. Şimdi bahçeyi ve evin için gezdirmeden önce şu arka tarafa doğru gidelim. Buradan biraz daha gidiyoruz bizim arka bahçeye. Şuraya ustam, dursun ustam çok güzel bir kapı yaptı arkadaşlar. Ee, kapattı burayı. Şu arka taraf. Buraya beton döktürmedik çünkü burası kümes olacak. Bu arada bunlar da evin sineklikleri. Yatak odası, oturma odası ve mutfağın sineklikleri. Şurada sol tarafta altta sığınak var. Oraya da kalan kullanmayacağım. Kullanmadığım eşyalarımı koyacağım. Kümes de yarın yapılacak. Bir dahaki videoda da. Zaten kümesten yumurtaları toplarken sizlerle paylaşım yaparım. Şimdi geçelim bakalım arkadaşlar yazlık bahçelere ve evin içine yavaş yavaş. Buraya arkadaşlar bilerek beton bıraktırdım. Çünkü çok affedersiniz. Evet ben de ee, çiçekleri çok seviyorum. Meyve sebze yetiştireceğim ama toprak o kadar çok yağmurda her yere akıyor ki her yer çamur oluyor. O yüzden ben buraya beton döktürdüm komple fakat 2 metrekarelik saksılar var. 2 ee, metrekarelik saksılar alacağım buraya yaklaşık 7-8-10 tane. Bu 3 ağacın yan taraflarına şu beton olan yerlere 7-8 tane büyük saksı koyacağım ve meyve sebzemi yetiştireceğim. Şimdi bu bahçenin üstünü kapattım arkadaşlar ilk videoda bakarsanız bahçenin üstü açık. Ee, bu bahçenin üstünü kapattırdım. Yani burada gündüzde oturabilirim diye sabah doğan güneşi, akşam güne batan güneşi hesapladık. Ve burayı 4 metre kadar 4 metre kadar kapattık. Arabayı şu anda içeriye koymadım arkadaşlar. Bakın arabam arkada duruyor. Buraları size daha detaylı gezdireyim diye. Şuraya bir merdiven yaptık. Merdivenden aşağı iniyoruz. Dediğim gibi arabanın olduğu yeri betonu biraz fazla döktük. Ee, araba orada yüksekte kalacak. Şimdi şuradan şöyle bir gezelim bakalım evin görüntüsünü. İlk videoda bakın arkadaşlar evin ön tarafı ne haldeydi şimdi ne halde. Şu soldaki açılır kapı orada yoktu orası duvardı. Şu kahve köşesinin olduğu yer orada çok büyük bir taştan el yapımı su deposu vardı ama gerçekten çok yer kaplıyordu. Yani bundan 80 yıl önce 100 yıl önce tabi sular e, su var mıydı yok muydu Belki de evde su çeş, çeşme bile yoktu Ama o yüzden o depoyu Kırdık evde tuvalet banyo Yoktu arkadaşlar şu sağdaki e, Sağ tarafa yaptık Anlatacağım onu da size şuraya bir tane Elimde vardı iki tane sandalye Tabura e, ve bir tane Masa onları koydum buraya Burası tavla köşesi oldu Diyelim şurada arkadaşlarım Gelirse aileler burada bizler Otururken burada tavla oynamak isteyenler de Tavla oynar Şuraya bir tane dörtlü masa koydum arkadaşlar. Tabii ki burası benim keyif masam. Şöyle elimden geldiğince köy dekorları aldım işte astım buralara falan. Burası mutfakta lavabo yok maalesef arkadaşlar. Lavabo kış bahçesinde. Lavaboyu da bu şekilde yaptık. Şimdi yavaş yavaş girelim bakalım evin içine. Şu kapı şuraya takılacak arkadaşlar. Ufak. Bir tahta kapı, yeşil bir kapı. Hatta burası da mutfağın penceresi. Yavaş yavaş girelim bakalım içeriye. Evet. Soldaki kapı arkadaşlar mutfak. Birazdan gireceğiz içeriye. Şu kapı, ortadaki kapı yatak odası. Diğer kapı da salon. Çok da güzel oldu, çok da şık oldu. Şuraya bir tane tekli sandalye koydum, şuraya bir tane sehpa koydum, şuraya bir tane e, küçük bir masa koydum. Bu ve benim koltuğum. Evde tek olduğum zamanlarda, zaten tek yaşıyorum, evde tek olduğum zamanlarda benim koltuğum olacak. Arkadaşlarım geldiğinde ya da başka insanlar, misafirler geldiğinde şuraya da bir tane üçlü dörtlü koltuk koydum. Şöyle antikacıdan çok güzel eski eşyalar buldum arkadaşlar. Ben çok seviyorum eski eşyalara bak, bakmayı, e, baktıkça huzur buluyorum çünkü. Kış bahçemden manzarayı biraz size yakınlaştırayım bakayım. Şöyle kış bahçemden şöyle bir manzaram var. Arkada güzel dağlar var. Evet, şimdi şuraya sol tarafa iki tane dolap aldım. Ee, şunu akşam yakarım. Akşamları burada sarı ışık yakarım. Çamaşır makinem, kurutma makinem ve temizlik malzemelerim. Şu çok güzel bir şey arkadaşlar. Buradan açıyorsunuz bunu. Ee, ateşi yakıyorsunuz. Şurada göveç var et güveç ne isterseniz yapabiliyorsunuz içerisinde. Mutfağı e, özür dilerim. Banyoyu sıfır yaptık arkadaşlar. Banyoda her şeyi sıfır malzeme, sıfır malzeme kullandık. Evet birçok şeyde ucuz malzeme kullandım. Ama sıfır en azından. 65 litre termosifonlu şok benim. Kışları banyo yaparken e, üşümeyeyim diye şuraya bir tane elektrikli soba koydum. Ondan sonra şöyle bir klajet ve Aynısı. Lavabosu ve dolabı. Evet. Şimdi geçelim bakalım arkadaşlar salona. Evet. Salonda da şöyle sağ tarafa arkadaşlar çalışma masamı koydum. Benim burası çalışma masam. Bu masaya ihtiyacım var. Çünkü gerçekten masanın üzerinde çok fazla elektronik, teknolojik aletim oluyor. Şuraya bir tane küçük bir tane televizyon aldım. Çünkü ben televizyon izlemiyorum ama takip ettiğim bir iki belgesel kanalı var. Maç falan olduğum zaman. Gerçi maçları da telefondan izliyorum genelde ama yine de bir tane ufak bir televizyon koydum. Hatta bağlattım ama yani ustam bağladı. Daha ayarını bile yapmadık. Belki de hiç yapmayacağım, hiç açmayacağım. Şurada bir tane gömme dolap vardı. Ee, bu gömme dolabı hiç elletmedim. Olduğu gibi duruyor. Hatta rengini bile bozmadım. Kendi renginde kalsın dedim. Bir tane elektrikli... Soba koydum yine benim klarnetim ve darbukam. Klarneti çalabiliyorum ama darbuka çalmasını çok iyi bilmiyorum. Şurada arkadaşlar iki tane e, ne denir? İki tane e, divan mı desem, palet mi desem öyle bir şey vardı. Çok da güzeldi. Çok eskiydi ama çok sağlamdı. Ben de üzerlerine böyle kaplama minderler aldım yaptırdım. Klarnetlerim vesaire. Hatta sağına ve soluna iki tane yastık koydum ki burada. Çünkü burası çok serin oluyor uyurum diye. Şöyle buradan yavaş yavaş dönelim bakalım. Hemen sol tarafa şöyle bir tane kuzine soba aldım arkadaşlar. Ee, kuzine soba yakacağım kış aylarında. Bu arada mikrofonum yere yapıştı çıkmıyor. Soba yakacağım. Şu soldaki kovam odun kovası. Sığınaktan odun taşırım. Evet salonumuz da böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi geçelim bakalım diğer odalarımıza. Yatak odasının aslında size gösterebileceğim çok bir şey yok arkadaşlar. Yatak odasını yani çok özen göstermedim diyebilirim. Çünkü sadece yatacağım, uyuyacağım. Tabii ki tertemiz oldu yatak odamda ama. Hatta arka tarafı hiç göstermeyeceğim. Çünkü dolaplar gerçekten şu an e, leş gibi ve kıyafetlerimi henüz dizmedim. Şurada iki tane pencerem var. Perdelerini koydum. Ondan sonra şuraya bir tane çekyat koydum. Şuraya bir tane çekyat koydum. Zaten burada yatacağım, uyuyacağım. Şuraya da iki tane sofra bezi astım. Bir mavi bir yeşil. Mavi ve yeşili gerçekten çok seviyorum çünkü. Şunların örtülerini de işte köy rengi, köy evine uygun olsun diye. Yerde bir tane hasır, bir iki kilim ve bir tane sehpam var. Burası yatak odası arkadaşlar. Çıkalım yatak odasından bakalım. Geçelim mutfağımıza. Mutfağım aslında biraz daha çok az daha büyük olsaydı çok memnun kalırdım. Çünkü gerçekten ben yemek yapmayı da yemek yemeyi de çok seviyorum. Ee, kışın tabii yemekleri genelde burada yapacağım. Yer ocağında yapacağım. Ben yine de bir tane şuraya ufak elektrikli bir ocak aldım ama Genelde burada yer ocağında yani köy ocağında yapacağım yemeklerimi, ateşimi yakacağım ve ateşte yapacağım. Ama tabii İstanbul'da evimde bir sürü teknolojik alet vardı. Onları da getirmek zorunda kaldım. Sol tarafa bir tane buzdolabı koydum. Yine burada üç tane raflığım, çöp kovam. Ama şurada tepsilerim vesaire. Burada da bir tane tek şeyim, dolabım. Şuraya da bir tane tek dolap koydum. Mutfağım da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle mutfaktan da burayı göstermem gerekirse şu anda mutfağın içindeyim. Sol taraf yatak odası, onun sonu salon, karşı taraf banyo, tuvalet, şöyle bir kış bahçesi. Sobalardan bir tanesini kış bahçesine çıkarırım kışın burada da oturabilirim. Burası yazın akşamları çok güzel oluyor, çok serin oluyor. Ee, gayet güzel oluyor, hoşuma gidiyor. Ben çok sıcağı sevmediğim için kışında çok soğuk olacağını zannetmiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar manzaram da bu şekilde. Evet arkadaşlar köy evimin e, bitmiş, tadilatının bitmiş, eşyalarımın yerleşmiş halini sizlerle paylaştım bu, bu videoda da. İlk video evimin tadilatsız haliydi. İlk aldığım gün evimi sabahtan aldım ve sonra direkt gelip evi videoladım. Şimdi bu videoda da evin tadilatının bitmiş ve tüm eşyalarının yerleşmiş halini videoladım, sizlerle paylaştım. Bir dahaki videolar arkadaşlar bundan sonra benim video konseptim köy vlogları olacak. Köy vlogları derken Ev içerisindeki köy vlogları olacak. Gün içerisinde köy evimde neler yapıyorum? Sabah uyandığımdan gece yatana kadar her ne yapıyorsam videolayacağım ve sizlerle paylaşacağım. Yemekler yapacağım. Genelde yemekleri e, sobada, kışın sobada, yazın e, işte mangalda, dışarı bu arada bir köy ocağı yaptıracağım. Onu yetiştiremedik şu anda. Yakında bir köy ocağı yaptıracağım, köy fırını yaptıracağım. Yemeklerimi yazın dışarıda, köy ocaklarında, mangallarda vesaire yapacağım. Kışında salonda, burada, küzüne sobamda yapacağım. Dediğim gibi bundan sonraki tüm videolarım köy vlogları halinde gelecek. E, bu video benden bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler de köy evimi beğenmişsinizdir. Lütfen fikirlerinizi bu arada yorumlara yazın. Daha neler yapabiliriz diye. Çünkü gördüğünüz bahçede çok açık alanımız var ve bahçemiz çok büyük. Ee, videodan ne kadar büyük görünüyor bilmiyorum bahçe ama bir bahçe gerçekten çok büyük. Sizin de fikirleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. nakitim ve vaktim yeterli, e, yeterli olduğu sürece, yettiği sürece her şeyi yaptıracağım. Bir dahaki video gün içerisinde ne yapıyorsam köy evi video halinde gelecek. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.